Evet efendim, Akit TV ekranlarından hayırlı akşamlar diliyoruz. Akit Özel diye adlandırdığımız o özel kuşakta Ankara'da bugün önemli bir konuğa Ankara stüdyolarımızda ev sahipliği yapacağız. Tarım ve Orman Bakanı Sayın Doktor Bekir Pakdemirli. Efendim hoş geldiniz, şeref verdiniz programımıza. Hoş bulduk, size ve seyircilerimize hayırlı akşamlar olsun. Sağ olun efendim, hayırlı akşamlar. Efendim sizinle program yapacağımıza yönelik tanıtımları, fragmanları yayınlamaya başladığımız andan itibaren çok yoğun bir soru bombardımanıyla karşı karşıya kaldık. Sorularımız hazır ama sıcağı sıcağına tabiri caizse ayağınızın tozuyla bir çok önemli bir toplantıdan, bir video konferans yöntemiyle çok önemli bir toplantıdan buraya geldiniz. G20 Tarım Bakanları Zirvesi, yanlış herhalde telaffuz evet. etmiyorum. Önemli bir toplantıydı. Bugünün de programımız içinde önemli bir bölümünü aldığını evet. öğrendik. Nasıl geçti efendim toplantı? Koronavirüsün etkileri bu toplantı üzerinde de tabii video konferansta hissediliyordu ama diğer konularda detaylarda neler vardı? Bilgilendirirseniz sevinebiliriz. Şimdi tabii G20 Tarım Bakanları toplantısı her sene rutin yapılıyor. Genelde Mayıs aylarında, Nisan-Mayıs aylarında yapılan bir toplantı. Eğer bu sene yapılabilseydi fiziksel olarak biz de uçaklara binecektik. Toplamda 2-2,5 gün süren bir program olacaktı. Bugün bir yarım günümüzü bu işe ayırarak evet. işte teknolojinin verdiği nimetten bir musibeti hayra çevirerekten işte bugün G20 toplantısını tamamlamış olduk. Tabii ki G20 toplantısından çok açık ve seçik olarak COVID-19 tedbirleri ve dünyanın bu konuda ne yaptığı, çünkü Tarım Bakanlığı'nın birincil görevi gıda güvenliği. Evet. Bu konuda her ülkenin ne yaptığı konusu ve ne yapılması gerektiği konusu ve burada verilen mesajlar ön plana çıktı. Tüm bakanlarımız konuştu ve orada tabii ki Dünya Sağlık Örgütü'nün başkanı vardı, Dünya Ticaret Örgütü'nün başkanı vardı, Uluslararası OECD'nin genel sekreteri vardı. Yani tüm uluslararası örgütlerinde birincil derecede temsili vardı. Bu açıdan dünyada neler olduğunu, bizim neler yaptığımızı görmek açısından çok faydalı oldu. Somut önerilerden çok daha çok pilot çalışmalar ve ülkelerin bu konuda geride kaldığını görüyoruz. Özellikle G20 ülkelerinde bile. Biz somut önerilerimizi ülke olarak koyduk ve yapmış olduğumuz iyi pratikleri de işte ön plana koyduk. İtalya orada çıktı, anlattı ve bu büyük tecrübeler edindik dedi. Çünkü buradan bu musibetten çok büyük yaralar aldık işte. Hem para kendine ticaret konusunda, hem gıda konusunda, hem de tabii ki maalesef can kayıpları konusunda. Onlar söz aldılar ve bu tecrübeleri paylaşmak istediklerini söylediler. Ama yani toplamda bakacak olursanız hakikaten gene Türkiye'nin diğer G20 toplantılarında olduğu gibi Türkiye'nin parladığı ve kendini ön planda hissettiği ve özellikle bizim katılımımızın da defalarca G20 sekreteryası tarafından bakan seviyesine katılım olacak değil mi, bakan seviyesine katılım olacak değil mi diye kontrol edildiği bir G20 bakanlar toplantısını yaşadık. Bu anlamda tabii ki ülkemizi orada en iyi anlamda temsil etmekle beraber dediğimiz gibi COVID-19 ile ilgili yapmış olduğumuz ve almış olduğumuz önlemler ve özellikle gıdada sürdürülebilirlikle ilgili almış olduğumuz önlemleri orada anlattık ve ülkelerin de beğenisini topladık. Bir anlamda bu mücadeleyle örnek vermiş olduğunuz İtalya'da dahil sınıfta kaldılar. Biz gazeteciler, televizyoncu evet. olarak verileri alt alta topladığımızda ne yazık ki sınıfta kaldılar. Bu platformda da bizden öğrenecekleri çok şey olduğunu bir kez daha siz yinelemiş oldunuz o ülkelere. Doğru, önerilerinizle, doğru, tekliflerinizle. Doğru. Bu anlamda bu şoku atlatabilmişler halinde görebildiniz mi onlara, yoksa halen o şoku yaşıyorlar mı Sayın Bakan? Şimdi ister istemez tüm dünya böyle bir beklenmedik bir olayla karşı karşıya evet. ve tüm dünya için bu yeni. Dünya Sağlık Örgütü için de çok yeni ve çok yeni ve beklenmedik bir şey. Yani bu kadar derin bir krizi Dünya Sağlık Örgütü de hazırlıklı değil. Aslında uluslararası örgütlere bakın, mesela Davos'taki sonuç bildirgelerine bakın, 22 Ocak'ta Covid'den tek kelime bahsetmez. Evet, enteresan. Yani çok enteresan. Çok enteresan. 22 Ocak'ta Covid'den tek kelime bahsedilmediği bir dünyada 2 ay içerisinde çok derin bir krize, bir pandemiye girilmiş ve
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyanın en büyük ekonomik krizine de aslında sebebiyet veren bir şeyin içerisinde, bir durumun içerisinde Evet. dünyanın tüm ülkeleri, gelişmiş en büyük ülkeleri de dahil olmak üzere düşmüş durumda. Evet. Sayın Bakanım, yavaş yavaş biraz daha derinlemesine bu G20 Tarım Bakanlığı zirvesi sıcağı sıcağına, o önemliydi, onu ilk maddede Evet. soru olarak yönelttim zaten halinize. Bu koronavirüsle mücadelede tabiri caizse bütün ülkeler gibi biz başarıyla ve tabiri caizse gırtlak gırtlağa bu virüsle bir mücadele sürdürüyoruz. Doğru. Ve bu mücadeleden de rakamlar alnımızın akıyla çıkacağımızı gösteriyor. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız da MYK toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada bunun sinyallerini verdi. Allah nasip ederse Ramazan Bayramı ve sonrasında ülkede bazı şeylerin normale döneceğini görüyoruz. Tarım alanında bu koronavirüs olayın ortaya çıkışı, tarım alanındaki etkileri nasıl oldu Sayın Bakanım? Yani oradaki etkileri tabii tamamıyla bir sağlık problemi ama tarım alanında direkt en direkt onu da etkiliyor beraberinde. Tarım alanında özellikle etkileri nasıl oldu? Şimdi böyle bir krizle karşı karşıya kaldığınız zaman iki tane önemli şey vardır. Biri sağlık, biri de gıda. Çok doğru. Eğitim dahil, Milli Eğitim Bakanımız der ki ben müfredata 6 ay daha ekledim veya 1 yıl daha ekledim. Bugün erteliyorum eğitimi derse eğitim ertelenebilir. Ama sağlığınızı ve gıdanızı erteleyemezsiniz. Çok doğru. Yani hani büyüklerimizin bir lafı var ya, bir ölüme çare yok diye. Yani Evet. Sağlığınız bozulursa gittiniz. Gıda almazsanız sağlığınız bozuluyor. Yani iki tane çok önemli eksen var bu işte. Tabii ki birinci derecede sağlık ama ikinci derecede önemli konu da gıda. Gıdada sürdürülebilirlik ve bunun da devamının sağlanması konusu. Tabii krizin başından bizim hasat dönemine yakın bir dönemde, ekimlerin tamamlanmış olduğu bir dönemde krizin başlangıcını yakalamamız Türkiye için çok büyük bir avantajdır. Ama öncesinde bizim Şubat ayında yapmış olduğumuz bazı öngörüler var. Bu öngörüler mesela Toprak Mahsulleri Ofisi'ndeki biz stoklarımızı arttırdık. Et süt kurumundaki stokları arttırdık. Ondan sonra perakende sektörü çağırdık. Ondan sonra bakkalları çağırdık. Ondan sonra sivil toplumu çağırdık ve dedik ki hazırlıklı olun. Ne hazırlıklı olalım dediler. Dedik ki bir pandemi gelebilir. Hazırlıklı olun. Bize dediler ki hayrola, Türkiye'de vaka vardı, siz hükümet olarak saklıyor musunuz? Yok, vaka sayısı sıfır dedik. Ama işte Çin'de var, İtalya'da var, bize de ilaki buna gelecek. Hazırlıklı olmak yani lazım. Buna da hazırlıklı olmak lazım. Hakikaten özellikle hem perakende sektörü, hem gıda üretim sektörü, hem de tüm sanayi sektörleri aslında Türkiye'de bu pandemide çok flexible, elastik ve esnek davranarak büyük bir sınav verdiler. Ve bu sınavda hakikaten eğer bir karne verilse, karne notları pek iyi olur. Çünkü İtalya'da yaşanan yaşanmadı. Çin'de yaşanan yaşanmadı. ABD'de yaşanan yaşanmadı. Neydi bunlar? Market raflarına tüketicilerin saldırması ve marketler de iğneden ipliğe kadar tek bir ürünü bırakmayacak çalışma yapması emri var. Diyor ki yani biz köylerde sağlam, güzel, oturulabilir, konforlu evler yapabilir miyiz? Covid sürecinden önce evet, söylenen bir şey kendisine. Onlar öyle bir çalışma yapıyorlar. Bir de tabii ki vatandaşlarımızın da böyle bir dönme ile ilgili bir tercih olursa biz onları tekrar nasıl orada ekip biçebilir hale getirebiliriz ve kendi kendine yeten kazançlara ulaştırabiliriz konusunda da biz de her zaman destek oluruz. Çünkü Türkiye'nin her zaman gıda üretimine ihtiyacı olacak. Dünyayı doyuran ülke dünyanın lideri olacak. Recep Tayyip Erdoğan'ın sözü bu. Dünyayı doyuran ülke dünyanın lideri olacak. Yani o yüzden bizim artık tarımı, gıda üretimini ve bunları bir kenara atmamız söz konusu değil. Bundan sonra çok daha farklı bir perspektifle, çok daha farklı bir gözlükle de bugüne kadar verilen önemin ötesine daha bir önem vererek bu işi inşallah milletimizle beraber kotaracağız. Çünkü üretimi yapan biz değiliz. Ben her zaman şunu söylüyorum iyi seyahatlerimde. Destek bizden, gayret sizden, bereket Allah'tan. Yani biz üretmediğimiz bir alanı planlamaya çalışıyoruz. İşimiz de çok kolay değil, onu da söyleyeyim. Doğru, doğru. Yani çok üretmedim. Çünkü kararı ben vermiyorum. Evet. Sadece desteklerle o kararın alınması konusunda bir motivasyon sağlamaya çalışıyorum.
Ama tabii ki vermiş olduğumuzun desteklerinin de çok büyük faydası var. 12 misli AK Parti iktidarlarında tarıma verilen destekler artmış. Geriye dönüşe teşvik bir anlamda bu 12 tamamıyla. misli destekler artmış. Ya AK Parti döneminden önce Allah var yukarıda. Yani ben 50 yıldır ben çiftçiliğin içerisindeyim aile olarak yani. Babamın belki bir 50 yıl daha gerisi var. Çiftçilerin içerisinde bir aile olarak mazot desteği mi vardı? Ne vardı? Yani verilen destek, önemli bir destek kalemi yoktu. Geçen yıl desteklerimiz 16 milyardan 22 milyara çıktı. %36 arttı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden bu yana desteğimiz %52 arttı. Bu desteklerin %52. %52 artmasının ana sebebi Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Recep Tayyip Erdoğan'ın üreticiye olan sevgisi ve bağdır ve her zaman ne problemi var desek üreticimizin, Cumhurbaşkanımız her zaman bize mutlaka çözün, kaynağını bulun, çözüm beklerler. Evet. Hiçbir zaman bizi bugüne kadar geri çevirmemiştir. Ama üreticimiz de bu verilen destekleri her zaman pozitif anlamda üretime ve ülke ekonomisine katkıya çevirmiş. Yani sadece bakın 2018 215 milyar, 2019 275 milyar. Gayri safi milli hasılat tarımsal TL 215 270 275. %27 %30 sadece geçen sene arttı. Tarımsal gayri safi milli hasılat. Yani bu hakikaten dillere destan bir performanstır. Yani Tarım ihmal ediliyor dezenformasyonuna net bir cevap bu aslında Sayın Bakanım. Şimdi Yani bakın ormanın içerisine dalarsanız ormanın içerisinde bir sürü kırık dal görürsünüz. Ondan evet. sonra ağaçların diplerinde mantarlar görürsünüz. Ondan sonra bazı yerler yosun tutmuş görürsünüz. Ama geriye çıkın ormana baktığınız zaman yemyeşil, kocaman ve sürekli büyüyen bir ormanınız var. Yani çok detaylı baktığınız zaman problemler hiçbir sektörde, hiçbir kanalda bitmez. Ama Doğru. genel itibariyle Türkiye'nin bu konudaki performansı iyi midir? İyidir. Şimdi bakın Avrupa'da bu konuyu herhangi bir arkadaşla münazara ediyor olsak Avrupa'da birincisin, dünyada ilk ondasın. Türkiye hangi hedefi koyuyor kendine? Her millet ve memleket için kendine yani her ekonomik hedef için dünyada ilk ona girmeye koyuyor değil mi? Türkiye zaten dünyada ilk onda. Avrupa'da birincisin. Demek ki bazı işleri doğru yapıyorsun. Ha bir de şunu söyleyeyim. Türkiye'nin toprak kaynağı olarak dünyada da bir yoruma göre 17, bir yoruma göre de 32. sıradayız. 32. sırada olduğumuz halde ilk ona girebiliyorsak dünyada bu bazı şeyler doğru yapılıyor demektir. Evet. Ama başta tabii ki bu başarının ana sahibi kim? Üreticiler. Evet. Biz sadece destekliyoruz, destek oluyoruz. O destekle onların gayreti, bereketi de Rabbimden geliyor. Ve bu topraklar inşallah on binlerce yıldır tarımla, suyla bu topraklar yıkanıyor. Bundan sonra da gene bu topraklarımız suyla yıkanmaya devam edecek. İnşallah İnşallah. Sayın Bakanım. Sayın Bakanım süremizin sonuna geldik ama biraz da ucu açık gideceğiz. Son olarak eklemek istediğiniz, değinmek istediğiniz bir konu var mı? Buradan vatandaşlarımıza söylemek istediğiniz bir şey var mı efendim? Tabii buradan vatandaşlarımızın, milletimizin Ramazan ayını kutlayalım. Sofraların bereketli olmasını dileyelim. Amin. İnşallah gitsinler bugün, yarın alışverişlerini gece saat 11'e kadar yapsınlar. Rahatlıkla. Eğer eksik bir alışverişleri varsa 23-24'ünde de sabah 9, öğleden sonra 14 arasında bu alışverişlerini de yapabilirler. Ramazan sofraları inşallah bereketli olsun. Herkese tekrar tavsiyem. Tüketeceğiniz kadar mutlaka alın. Çünkü fazlası zaten marketlerin stoklarında var. Sanayimizin stoklarında var. Hiç fazlasını almaya gerek yok. Evlerimizde herhangi bir gıda ürününü çürütmeye gerek yok. İhtiyacımız kadar alalım ve ihtiyacımız kadar tüketelim diyorum. Evet. Hepsine, tüm vatandaşlarımıza, milletimize tekrar hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sofralarının bereketli olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Sayın Bakanım. Şeref verdiniz. Bu kadar yoğun bir tempo içerisinde vakit ayırdınız bize. Çok teşekkürler. Allah razı olsun diyoruz. İşlerinizde, güçlerinizde kolaylıklar Amin. diliyoruz. Amin. Allah yardımcınız olsun. Amin. Zor bir görevdesiniz. Allah utandırmasın. Amin. Aslında bir 5 dakikalık daha İstanbul bir ek süre verdi. Bir 5 dakika daha gidebiliriz akıcı olması açısından ama son sözlerinizde söylediğiniz, eklemek istediğiniz farklı bir konu varsa girebiliriz. Yoksa sizin de müsaadenizle kapatacağım ben Sayın Evet, Bakanım. teşekkür ediyorum ben de. Başka sorunuz yoksa.
Peki, çok teşekkürler Sayın Bakanım Evet, sağ olun. katıldığınız için. Sağ İyi olun. geceler olsun. Sağ olun. Efendim Akit TV ekranlarında, Akit Özel Kuşağı'nda başta söylediğim gibi önemli bir konuğa ev sahipliği yaptık. Tarım ve Orman Bakanı Doktor Bekir Pakdemirli konuğumuzdu. Bizleri izlediniz. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Hoşça kalın. Hayırlı geceler efendim.